Merhaba, ben Ali Mobasseri. Sizler için remix, mix ve mastering hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Dünyada birçok remix yapan disc jockey ve bunun yanında aranjör bulunmakta. Ülkemizde de bunun benzeri çok iyi DJ ve producer DJ'ler bulunmakta. Ve birçok remix yapılmakta. Bunların bazılarında birçok hatalar, bazılarında da gerçekten inanılmaz sonuçlar elde edilmekte. Sizin yapmanız gereken şeylerden bir tanesi, remix'i bir up müzik olarak hiçbir zaman düşünmeyin. Yani her zaman dans müziği olacak diye bir şey yok. Yani hüzünlü bir şeyi çok neşeli bir şey haline getirebilirsiniz veya neşeli bir şeyi çok hüzünlü bir şey haline getirebilirsiniz. Bunun örnekleri arasında Melih Kibar'ın Hababam sınıfını düşünün. Çok hızlı çalındığı zaman çok neşeli bir müzik. Yavaş çalındığı zamansa çok hızlı, hüzünlü bir müzik. Bunları yaparken birçok ekipman kullanabilirsiniz. Analog veya software olarak. Analog her zaman tercihtir ama software kullandığınız zaman da benim tavsiyem kesinlikle çok fazla synthesizer'a veya herhangi bir plugin'e dalmamanız. Çok plugin ve synthesizer çok iyi sonuçlar elde edilmek demek değildir. Bunun tam aksine içinde kaybolabilirsiniz. Çok ses bankasının içinde kaybolabilirsiniz. Tamamıyla kendinize uygun birkaç VST plugin veya birkaç tane de dinamik plugin kullanın. Kendinize bir kompresör belirleyin, bir equalizer belirleyin ve bununla birlikte kullanmış olduğunuz synthesizer'ların seslerini şekillendirebilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken mix ve mastering'i de baz almanız gerekli. Eğer bütçeniz uygunsa profesyonel bir yerde mix veya mastering yaptırmanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir bütçeniz yoksa, kendiniz yapmak durumundaysanız, tamamıyla sahne tasarımına uygun ve middle and side yani center ve side'ları göz önüne alarak bu miksi yapmanızı tavsiye ediyorum. Dans müziğinin özellikle remix tarafında en tehlikeli noktalarından bir tanesi aşırı basınçlı sesler. Bunu yaparken en dikkat etmeniz gereken şey yapmış olduğunuz, yaratmış olduğunuz kick, bas veya hi-hatlerin müziğin tamamıyla üzerinde bir perde gibi oluşmamasını, olmaları gereken yerde olmaları gereken kadar duymasını, bunu homojen olarak belirleyin. Bunun diğer tarafında mix sırasında ise önemli olan hi-hatlerinizin çok uçuşmaması, kicklerinizin tam ortada center'da, basslarınızın da tam ortada center'da ve diğer kullanmış olduğunuz synthesizer'ların, özellikle ana melodiyi çalan synthesizer'ın vokali örtmeyecek şekilde, vokalin de çok fazla yüksek duyulmadan normal olması gereken yerdeki kadar tutmanız yeterli. Bunun dışında kullanmış olduğunuz çok fazla pad veya herhangi bir şekilde bir enstrüman varsa mümkün olduğu kadar sahnedeki yerlerine yerleştirin ve orta center'dan kaçırmaya çalışın ki her şey yerli yerinde duyulsun. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Yüksek bounce iyi bir sound demek değildir. Bırakın onu mastering tarafında ya kendiniz veya bir mastering mühendisi bunu yapsın. Özellikle tavsiyelerim arasında kullanabiliyorsanız Vertigo'nun VCA2 diye bir kompresör var. Onu tavsiye ediyorum. Bas ve kicklerde özellikle Apin'in 2500 şekil verme konusunda Apin'in 5500 equalizer'ı. VST pluginlerde ise özellikle Omnisphere ve Spectrasonic'in diğer ürünleri çok başarılı. Dediğim gibi çok fazla bir VST plugin'e dalmayın. Benim her zaman tavsiyem şudur. Loop kullanmayın. Çünkü loop'u kontrol etmek mix'te veya mastering'de çok zor hale gelebiliyor. Kendiniz yazın drumlarla. Eğer zaten drum yazmak gibi bir yeteneğiniz yoksa zaten bırakın remix'i. Herhangi bir sound'u dizayn etme konusunda da yetenekli değilsiniz demektir. O yüzden çok zorlamayın. Remix yapan bir disc jockey veya bir prodüsör
Zaten öncelikle drum ve perküsif enstrümanları yazabiliyor yeteneğine sahip olması lazım. Diğer taraftan da yapmış olduğunuz remixleri özellikle iyi bir aranjöre armonik yapısının doğru olup olmadığı ile ilgili danışın muhakkak. Diğer taraftan da benim aslında remix yaparken en büyük yaptığım şeylerden bir tanesi, yaptığım işi hiç kimseye ya bak bunu dinle demeden öyle sessizce koyup sadece o insanın yüzündeki ifadeye bakmak. Eğer zaten ilgisini çekiyorsa kesinlikle dönüp aa evet çok güzel bir şey bu nedir diye soruyor. Eğer o insanın dikkatini ona yönlendirirseniz hiçbir zaman iyi bir sonuç alamazsınız. Çünkü sizin arkadaşınız olduğu için muhakkak iyi diyecektir. Mastering konusunda da tavsiyem şudur. Kesinlikle bazı VST pluginler var. Örneğin Jack Joseph ve benzeri pluginler. Bunları kullanmayın çünkü sound'u sentetikleştiriyor. Dediğim gibi iyi bir equalizer, iyi bir kompresör ve iyi bir brick wall limiter sizin için yeterli olacaktır. Bunun dışında biraz daha sound'unuzu açmak için bu konuyu tamamıyla mastering'e bırakın. Mix'te sahne ve yerlerine yerleştirin ve içerideki hacmi kesinlikle sıkı tutun. Bunu yaratmanın yegane yollarından bir tanesi master'ınızı kısık tutun. Yani eksi 5 dB'de tutarak tabii ki DAW'ınızın eksi 5 dB'de tutarak bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde çalışın. Diğer taraftan software konusuna gelince yani Digital Audio Workstation konusuna gelince aslında hepsi birbiriyle benzer gözükse de bazı farklılıkları var. Örneğin Logic çok farklı bir motorlara sahip. Pro Tools aslında tamamen bir kayıt programıdır, farklı bir motorlara sahip. Bunun dışında Cubase farklı bir motorlara sahip. Aslında hepsinin sound'u fark etmekte. Benim tavsiyem kesinlikle Logic kullanmanız. Çünkü Apple tabanlı bir ürün olduğu için Macintosh'larda çok stabil çalışmakta. Bunun dışında biz stüdyomuzda yeni olarak Presonus'a geçtik. Presonus tamamıyla 64 bit tabanlı çalışmakta. Diğer programlarsa 64 bit tabanlı değil, 64 bit çalışmak için kendi içlerinde bir köprü kuruyorlar. Bu köprü de maalesef bilgisayarınızı ve CPU'nuzu yoracaktır. Özellikle alacağınız Digital Audio Workstation'ın kesinlikle ve kesinlikle 64 bit yazılmış olmasına dikkat edin. Yani köprüyle çalışan bir 64 bit kesinlikle stabil çalışmayacaktır. Kendi içinde zaten 32 bit çalışıyordur. En önemli şeylerden bir tanesi doğru monitörünüz olmalı. Bunun kesinlikle fiyat rengiyle bir alakası yok. Sizin için önemli olan doğru konumda bütçenize göre doğru bir monitör seçmeniz. Bunun dışında da docking çok büyük önemi var. Yani dijital audio konvertinizin çok büyük önemi var. Sizin hoparlörünüze giden analog sinyali dijitalden çeviren ekipmanınızın eğer bir ses kartınızsa veya bir ducting kullanıyorsanız bunun çok büyük bir önemi var. Buna dikkat etmeniz gerekli. Çok pahalı olmasına gerek yok. Doğru çaldığına inandığınız bir ses kartı veya ducting sizin için yeterli olacaktır. Bunların dışında dediğim gibi dans müziği olarak sadece düşünmeyin. Remix bir slow da olabilir. Bir down tempo da olabilir. Bir chill out da olabilir. Bir ragaton olabilir. Veya R&B de olabilir. Yani illa bir şey dans müziği konusunda 130 BPM'lere çıkarmaya çalışmayın. Farklı bir şekilde düşünün. Yani şöyle düşünmenizi tavsiye ediyorum. Parçayı dinleyin ve hayal etmeye çalışın. Siz bu parçayı hangi noktaya götürebilirsiniz? Bunu bu şekilde düşündüğünüz zaman eminim en kısa yoldan doğru neticeye gideceksinizdir. Mastering konusunda da her zaman söylediğim bir şey var. Ekipman evet gerçekten çok önemli ama sizin kulağınızın da çok büyük önemi var.
Loudness her zaman iyi bir sound demek değildir. Önemli olan bütün frekansların doğru ve noktada duyulması ve kesinlikle yapmış olduğunuz remixleri mix ve mastering aşamasından sonra muhakkak bir otomobilin içerisinde veya bir hi-fi sistemde dinleyin. Çünkü en son insanlar orada dinleyeceklerdir.